Şimdi Mehmet Yılmaz'ın da konuşmasında da o var. Mehmet Yılmaz'ın kaybetmesinin tek sebeplerinden bir tanesi de bu. Çıktı, delegasyonu eleştirdi. Dedi ki, bu de şunu görüyorum ki dedi, delegasyon artık kurumsallaşmamış bayrakta. Biz bunu gördük diyor. Yani kime Evet, bir diyor? de konuşmasının başında Tabii söyledi. kime diyor bunu? Bunu 3 dönemdir belediye kazanmış. Yapılan bütün seçim sonuçlarını başarılı işleri imza atmış bir örgüte söylüyor. Şimdi sonuçta bu delegasyon sana oy verecek. Tabii. Senin kurumsallaştığını düşünmeyen, yani ben kurumsallaşmadım, bana güvenmeyen, bana inanmayan, beni eğitecek olan, eğiteceğini düşünen ve yakaladığım bütün Yeni getirir misin başını? Tabii. başarılara yakaladığım bütün başarıları görmeyen Yok sayan. ve Evet. bunu sayan birine ben oy verir miyim? Tabii ki. Vermem. İşte Yok, vermedi o da zaten. vermedi de zaten. Hani dolayısıyla hani örgütün içerisinde hala sağduyulu bir şey var. Bir de şeyi çok mesela kongrede şunu gördüm. Adaylar içerisinde ben CHP'nin kongresi değil de TKP'nin kongresine gitmişim sanki. Biri halk evleri diyor. Öbürü köyümüz, kasabamız, sokağımız. Yani ne kasabası? Ne köyü? Sen Türkiye'nin Öbürü yollaşlar diyor. üçüncü büyük He. şehrinden Öbürü şeysin. yollaşlar diyor. Devrim diyor, sosyalizm diyor. Ya bırak bunu ya. Kendini güncelle kardeşim. Yani Mehmet Yılmaz 60 yaşında. Kasabamız, köyümüz bilmem ne diyor. Tamam bunu anladık da. Arkadaş, Didem Gültekin, ya sen daha gencecik bir insansın. Sen bugünün siyasi konjonktürüne uygun bir şey söyle, değil mi? Ya ne devrimi, ne yoldaşı, ne şey, geç bunu ya. Şey de etti. Yani Samet Tekin de devrimcilik, öyle bir laf ya etti canım. yani işte şeyi söylüyorum ya size, işte benim anlatmak istediğim hikaye şu. Şimdi dolayısıyla yok ben halk evlerinden yetiştim, yok ben devrimin göbeğinden geliyorum, yok sosyalizm şöyle yaptım, yok buna. Abi geç onu. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat bir parti. Eğer çok solculuk oynamak istiyorsanız gidin abi TKP'de siyaset yapın. Ne işiniz var sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bugün Türkiye'de iktidar olmuş. Ben sağ seçmen olsam, CHP'nin o kongresini izlesem ben CHP'ye oy vermem. Çünkü beni temsil etmiyor, yok sayıyor. Ya oradaki delegasyon tamamen hep solcu mu, devrimci mi? Ya bu sol Hayır, sosyalizm bu veya bu ülkede sol sosyalizm devrim söylemeni niye sokakta söylemiyorsunuz? şimdi bu Ya o ülkede salona giren, altı oku gören, kürsüye çık, herkes devrimci herkes oluyor. devrimci. Bu ülkede iktidar olmak isteyenin bir kere merkez partisi olması lazım. Herkesinden oy alması lazım. Özal nasıl yaptı? Dört eğilimi birleştirdi, iktidar oldu. Ondan sonra gelen iktidarlara bakın. Hepsi bir yerlere göz kırparak, onlara yakın durarak geldi. Yani sen tek yol devrim diyerek iktidar olamazsın bu Ya ülkede. 18 yıl Deniz Baykal, 18 CHP'nin başında kaldı. 18 yıl. CHP buradan Ankara'dan öbür tarafa gidemedi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisini burada anlattık değil mi 2 gün önce? Niye Kemal Bey Diyarbakır'a gidiyor? Oy almak zorunda. Kürtlerden oy almak zorunda. Kürtlerden, dini inancı yüksek olan kişilerden, Alevilerden, azınlıklardan, herkesten oy alacaksın. Şimdi buradaki ilçe başkanlarının ya kongre konuşmasında sen tabanına yönelik şeyler yaparsın. Yani senin görevin oradaki delegasyona kendini anlatmak. O 379 delege sana niye oy vereceğini anlatacaksın. Yani ben senden oy istiyorum ama gerekçem şu dışında her şey konuşuldu. Sanki kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu ya da bir CHP'nin gibi bir milletvekili, bir genel başkanın yardımcısı gelmiş örgüte mesaj veriyor. Yani bir milletvekili gelir, pahalılıktan, zamdan, şunu her şeyden bahsedebilir. Ya Ya sen ilçe yere başkanı olacaksın. ilçe Senin başkanı pahalılıkla olacaksın. ne alakan var Sen arkadaş? şeyi bir anlat. Bir örgüte sen geldiğinde ben örgütü nasıl örgütleyeceğim? Yani ben bu bayrakta Bir aldım. yerden alıp bir Bayrakta yere nasıl aldım. getireceğim? Bayrakta aldım Tabii. 85 bin, nasıl 86 bin, 90 bin yaparım. Sen bunları anlat. Onu ilçe başkanı seçildikten sonra bir planlama yaparsın. Mazota zam mı gelmiş? O hafta gider onunla gidip basın Basın açıklaması açıklaması yaparsın. yaparsın. Tabii. Ne bileyim işte gıdaya zam mı gelmiş? Gider onu yaparsın. Bu başka bir şey. Bir Ama olumsuzluk sen şimdi gördüğün zaman gelmişsin. çıkar söylersin. 23 dakika konuştu adayın bir tanesi. İlk aday.
Hı hı. Samet Tekin 23 dakika. Ne dedi? Vallahi ben anlamadım. Bak sana yemin ederim. Zaten millet gözünü kapattı salonda artık böyle herkes bitsin esniyenler falan vardı. Sonlara doğru da işte örgüte baskı var, şu var, bu var bilmem ne. Halbuki bir avukat yani değil mi? Daha iyi hazırlanmış. Konuşması yani daha iyi hazırlayabilir. Ya bu kadar uzun tutacağına kısa bir konuşma ve etkili bir konuşma. Evet. Salon seni alkışlasın, bir böyle insanların elleri patlasın. Ya tribün oyna bari biraz.